İkinci dönem hedefin yazılılardan yüksek not almaksa kitabın yazılı notları demektir. Yazılıda karşına çıkabilecek önemli kavramlar, hocanın soru sorabileceği kilit noktalar hepsi 10. sınıf yazılı notlarının içinde hem de tüm derslerle birlikte. Sana en yakın Tonguç kitapçısı ve tonguçmağaza.com'dan ulaşabilirsin. Herkese merhabalar Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Bugün yeni konumuza başlıyoruz gençler. Konumuz ne olacak? Tabii ki canlılarda beslenme şekilleri olacak. Beslenme şekillerine göre canlıları birazdan gruplandıracağız. Öncelikli olarak tabii ki takvimimizi göstereyim gençler yazılıdan önceki son dersimizdeyiz. 18 Mart itibariyle yazılı hazırlık çalışmalarımız başlıyor. Kimya, biyoloji, matematik, edebiyat, coğrafya, fizik ve tarih yazıllarına yazıllardan önce hazırlanmış olacağız. Dediğim gibi konumuza başlamadan her şeyi tamamlamış olalım. Ödevlerimizi de öncelikli olarak tabii ki vereyim. Bir önceki dersimizde ne yapmıştık? Gençler ekosistemi etkileyen faktörleri incelemiştik. Bu faktörlerin içerisinde aslında beslenme şekillerinden de bahsetmiştik ama konu çok önemli olduğu için detaylandıracağız sayfa 151'e kadar çözmediğiniz hiçbir kısmın kalmamış olması gerekiyor sıfırdan ona biyolojiden. 10 Dinamo'da da aynı şekilde gençler ekosistem ekolojisi kısımları daha önceki derslerimizde yapılmıştı. Bugün üretici tüketici hem üretici hem tüketici canlılardan bahsedeceğiz. Yine ekosistemi etkileyen faktörlerin en sonuna kadar geliyorsunuz. Sayfa 143'e kadar çözmediğiniz herhangi bir kısmında kalmamış olması gerekiyor. 10 Dinamo'dan hazırsanız dersimize başlıyoruz. Yaslanın arkanıza. Şimdi bugünkü dersimizde aslında başlığımızla aynı canlıların beslenme şekillerinden bahsedeceğiz. Beslenme şekillerine göre kaça ayrıldıkları bugünkü dersimizin konusu olacak. Ama küçük bir hatırlatma yaparak başlamak istiyorum ekoloji ünitesinin içerisinde canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceliyorduk. E ekoloji sorularını da yapabilmemiz için en baştaki kavramları çok iyi bir şekilde oturtmuş olmamız gerekiyor yazılı sorularından bir tanesi olacak gençler zaten ekolojik basamakları yazarak küçükten büyüğe diziniz veya açıklayınız tarzında sorular mutlaka karşınıza gelecek. İlk olarak çok basit bir tanım olmasına rağmen 9. sınıfta 10. sınıfta devamlı karşıma çıkmasına rağmen üniversite sınavında birinci basamakta da soruldu türün tanımı karşıma çıkıyor. Tür ne demekti? Doğada insan zorlaması olmadan çiftleşebilen, çiftleştiğinde verimli döl verebilen canlılara aynı tür canlılar ismini veriyorduk. Neden verimli döl çok önemli? Çünkü doğada insan zorlaması olmadan at ve eşek de çiftleşebiliyor. At ve eşek çiftleştikleri zaman katır adı verilen bir yavruları oluyor. Katırlar kısır bireylerdir. Katır bir atla, katır bir eşekle, katır başka bir katırla çiftleşemiyor gençler. O yüzden de bizim için at başka bir türdür, eşek başka bir türdür. Verimli döl demek kısır olmayan döl anlamına gelecek. İki canlı çiftleşecek, çocukları olacak, çocuklarının olması yeterli değil. Mutlaka çocuğunun çocuğu da olacaktı sınırları belli bir alanda bir tür canlının oluşturduğu popülasyon oluşturduğu topluluğa da popülasyon ismini veriyorduk. Yani kısacası sınırları belli bir alan aynı tür canlılar bir araya gelir ve popülasyonlar meydana gelir diyebiliriz. Yine sınırları belli bir alanda bu sefer birden fazla canlı türü işin içerisine girerse komüniteler meydana geliyor. Tuttum komünitelere bir de cansız faktörleri ekledim. Cansız çevreyi işin içine kattım. O zaman ekosistemler meydana geliyordu. Klasik örnek yani ben Akdeniz ekosistemi dediğim zaman Akdeniz'de yaşayan hem canlılardan bahsediyorum hem de oranın sıcaklığından, pH'ından, havasından bahsediyorum. Dünya üzerindeki büyük ekosistemlere biyom ismini veriyorduk. Yağmur ormanları biyomları, çöl biyomları gibi büyük ekosistemlere verdiğimiz isimdi biyom. Dünya üzerinde okyanusun canlı yaşayan en derin noktasından havanın canlı yaşayan en üst noktasına kadar canlıların yaşadığı katmanın tamamına birden de biyosfer veya ekosfer ismini veriyorduk. Sonra ekoton kavramından da bahsetmiştik. Ne yapardı sorularda iki ekosistemin kesişim noktası olduğu için genellikle şöyle arayı tarayarak gösterirdi. Veya iki tane dağın birleşim noktası olarak hayal edebilirdik. İki ekosistemin kesişim noktasına ekoton ismi veriliyordu. Ekotonlarla ilgili neyi bileceğim? Bir kere bu komünitede yaşayan canlılar da, bu komünitede yaşayan canlılar da tabii ki o ortak alanda bulunuyor. Yani ekoton dediğimiz yerlerde canlı çeşitliliği fazlaydı gençler ama az birey bulunduruyorlardı, unutmuyorsun. Bir de burada canlı çeşitliliği çok olduğu için rekabet de fazla oluyordu. Habitat ne demekti? Kısacası canlının adresi anlamına geliyordu. Bir canlının hayatını en iyi şekilde devam ettirebildiği, üreyebildiği alanlar onların yaşam alanları oluyordu yani habitatları oluyordu. Bazı canlıların habitatlarını zaman içerisinde değiştirdiklerini de unutmamanız gerekiyor. Kim aklıma geliyor? Mesela hemen göçmen kuşlar geliyor. Göçmen kuşlar habitatlarını zamanla değiştirirler. Yılın belli mevsiminde belli bölgede yaşarken başka bir mevsimde başka bir bölgede yaşayabiliyor gençler. ...bir de habitatların büyüklükleri sabit değildi. Mesela bir balina için okyanuslar habitatken... ...bir küçük balık için ek evdeki akvaryum habitat olabiliyordu. Ekolojik niş nereden aklımda kalsın işten? Ekolojik niş aslında görev anlamına geliyordu. Ekosistemlerde bir canlının üstüne düşen göreve ekolojik niş ismini veriyorduk gençler. Ekosistemi etkileyen faktörleri de canlı faktörler ve cansız faktörler olarak gruplandırmıştık. Cansız faktörlere aynı zamanda A biyotik faktörler ismini de verebiliyorduk. Bir kere ekosistemlerde canlılık faaliyetlerinin devam edebilmesi için canlılar arasında mutlaka bir besin zinciri oluşması gerekiyor besin zincirinin ilk basamağını da üretici canlılar oluşturacak. Üretici canlılar da besin üretmek için mutlaka bir enerji kaynağına ihtiyaç duyuyorlar. Dünya üzerindeki üretici canlılara baktığımız zaman çoğunun fotosentez yaptığını, fotosentetik olduğunu söyleyebiliriz. Fotosentezde de enerji kaynağı olarak ne kullanılıyor? Güneş enerjisi gençler. Ama bizim kemosentez yapan canlılarımız da var. Kemosentez yapan canlılar kimyasal enerjiyi kullanarak besin sentezini gerçekleştiriyorlar. Sıcaklığa toleransı bir canlının ne kadar fazlaysa dünya üzerinde de o kadar çok alanda yayılış gösterecektir. Mineraller topraktan tabii ki alınacak. Özellikle bitkiler toprağa bağımlı olarak yaşıyorlar. Su ve mineral ihtiyaçlarını topraktan karşılıyorlar. İklim bir ortamı çok uzun süre etkisi altında tutan hava koşullarının tamamına verdiğimiz isim. Büyük alanlardaki iklimlere makro klima ismini veriyorduk. Bir ağacın en üst dalıyla kökü arasında aslında sıcaklık pH canlı yaşama arasında farklılıklar görelim, görülebilir. Öyle durumlara da mikro klima ismini veriyorduk. Su hayattır olmazsa olmazımız Mars'ta da bulsak canlılar orada yaşayabilir deyip deyip duruyoruz. Neden? Çünkü büyük moleküllerin sindirilerek küçük parçalara dönüşebilmesi için suya ihtiyaç var. Madde taşınması için suya ihtiyaç var. Vücut sıcaklığının ayarlanabilmesi için suya ihtiyaç var gibi gibi çoğaltabiliriz. Su canlı vücudunda çok önemli görevlere sahiptir. Canlı faktörler ise biyotik faktörlerdi. En başta üretici canlılardan bahsetmiştik. İn organik maddeleri organik maddelere dönüştürüyorlardı. Tüketici canlıları ise beslenme şekillerine göre gruplandıracağız. Besinlerini katı parçalar halinde alanlar var simbiyotik yaşayanlar var ki onlar bu seneki konumuz olmayacak. 11. sınıftaki ekolojinin konusu olacak. Bir de ayrıştırıcı canlılarımız var. Ayrıştırıcılar aslında tüketici beslenme özelliğine sahip canlılardır. Fakat ayrıştırıcıları sanki farklı bir grupmuş gibi yazıyoruz. Neden? Madde döngülerinde çok önemli görevleri olduğu için. Devam ediyorum. Canlılar enerji ihtiyaçlarını karşılamak için ne yapmak zorundalar? Beslenmek zorundalar. Hatta besinlerini solunumla yakmak zorundalar. Canlılarda kullanılabilir enerji formu ATP'ydi. Canlıların beslenmesinde ve solunum yapmasındaki amaç aslında ATP sentezleyebilmektir. Beslenme şekillerine göre canlıları üreticiler yani ototroflar diye bir gruba ayıracağız. Heterotroflar yani tüketici canlılarımız olacak. Bir de hem üretici hem tüketici beslenme özelliğine sahip canlılarımızın olduğundan bahsedeceğiz. Biz canlıları beslenme şekillerine göre ne yaptım? Üçe ayırdım. Üretici, tüketici, hem üretici hem tüketici canlılarımız var dedik. Ekosistemdeki canlıları ekolojik nişlerine göre de gruplandırabiliyoruz. Ekolojik niş ne demekti? Aslında canlının ekosistemde üstüne düşen iş, görev anlamına geliyordu. Ekolojik nişlerine göre canlılar da üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar olmak üzere kendi içerisinde üçe ayrılacak. Dediğim gibi ayrıştırıcılar aslında heterotrof beslenme özelliğine sahip. Tabii ki onlar da besin ihtiyacını doğadan hazır olarak karşılıyorlar. Ama yaptıkları iş ekosistem adına çok önemli olduğu için ayrı bir başlık altında tabii ki onları da anlatacağız. Şimdi ototrof deyince aklıma ne geliyor? Şu cümleyi duyarsan yapıştırıyorsun. O canlı ototroftur, üreticidir. Ne yapacak? İnorganik maddelerden organik madde sentezini gerçekleştirecek. Bir canlı inorganik maddelerden organik madde sentezleyebiliyorsa ototrof üreticidir. İnorganik maddeleri organik maddelere dönüştürürken ışık enerjisini, güneş enerjisini kullanıyorsa fotosentez yapıyordur. Fotoototroftur diyeceğiz. Ama bazı canlılar güneş enerjisini değil de kimyasal enerjiyi kullanabiliyor kimyasal enerjiyi kullanarak in organik maddelerden organik madde sentezleyebilen canlılar da var. Onlara da kemosentez yapan canlılar ismini veriyoruz. Heterotroflar dediğimiz zaman tüketici canlılardır. Besinlerini katı parçalar halinde alanlar var. Holozoik beslenenler diyeceğiz. Aslında kimden bahsediyorum? Etçil, otçul, hepçil beslenme özelliğine sahip canlılardan bahsediyorum. Ayrıştırıcılar dediğimiz zaman onlar da organik maddeleri inorganik maddelere dönüştürüyorlar. Aslında ne yapıyorlar? Ölü organizmaları parçalıyorlar veya canlılardan çıkan organik atıkları parçalıyorlar, inorganik maddelere dönüştürüyorlar akiminle ters ototrof canlılarla ters iş yapıyorlar. Haliyle ekosistemlerin devamlılığı için maddelerin döngüsel olarak kullanılması lazım. Eğer üreticiler devamlı inorganikleri organiklere dönüştürürse inorganikler bir süre sonra biter. Organikler parçalanıp tekrar inorganiklere dönüşemezse ortamdaki organik madde miktarı Artar gençler ekosistemin devamlılığı için tabii ki arada sürkülasyon sürekli olmak zorunda simbiyotik yaşam dediğim gibi bu seneki ekoloji konumuz değil 11. sınıfta da komünite ve popülasyon ekolojisi dediğimiz bir ünitemiz var komünite ve popülasyon ekolojisinin içerisinde simbiyotik yaşamdan bahsedeceğiz simbiyotik yaşam ne demek 2 veya daha fazla canlının birlikte yaşaması anlamına geliyor. Aslında da kastettiğimiz şey mesela parazitlik. Bir canlı yarar görüyor, bir canlı zarar görüyor veya iki canlı birlikte yaşıyorlar, ikisi de fayda görüyor. Bu tarz yaşam şekillerine simbiyotik yaşam ismini veriyoruz. Hem ototrof hem heterotrof beslenme özelliğine sahip canlılarımıza da kimi örnek vereceğiz. Öglena'dan bahsedeceğiz. Öglena neydi? Geçen sene 9. sınıfta öğrenmiştik. Protist aleminde bulunan kamçısıyla hareket eden tek hücreli bir canlıydı. Kendisi protist olduğu için gayet ökaryot bir canlı. Yani kloroplastları var, fotosentez yapıyor. Fotosentez yaparak kendi besini kendi üretebildiği gibi... Zaman zaman besin ihtiyacını dışarıdan da karşılayabiliyor büyük bir avantajları bu gençler. Böcekçil bitki veya sinek kapan bitkisinde de durum şöyle gerçekleşiyor. Gayet böcekçil bitkisine kapan bitkisi gördüyseniz böyle ee, ...televizyonda, internette yeşil renkli küçük yapraklı oru olan bitkilerden bahsediyoruz... ...yeşil renkli oldukları için kloroplastları var zaten fotosentez yapabiliyorlar... ...ama bunlar azotça fakir topraklarda yaşıyorlar... ...azot ihtiyacını yakaladıkları böcekten karşılıyorlar... ...azot ihtiyacını böceklerden karşıladıkları için heterotrof beslenme özelliğine sahip oluyor fotosentez yaptıkları için de gayet ototrof beslenme özelliğine sahiptir diyoruz. Hadi bunları açmaya başlayalım yavaş yavaş. Üretici canlılar ne yapacakmış? İn organik maddelerden organik madde sentezi yapabilen canlılarmış bunlar. Üretici ototrof dediğimiz canlılar. Tabii ki ekosistemlerde madde döngülerinde çok önemli görevlere sahipler. Şunu unutmuyorsun. Ekosistemde görevi olmayan bir canlı söz konusu olamaz. Bazen sorulara yazıyoruz. Parazit canlıların neslinin tükenmesi ekosistemlerin yaşam döngüsünü uzatır. Ekosistemlere iyi gelir gibi cümleler yazıyoruz. Kesinlikle yanlış. Ekosistemde bulunan her canlının mutlaka bir ekolojik nişi görevi var. Ekosistem için faydalıdır gençler. Ototrof canlıları kendi içerisine ne yaptım? İkiye ayırdım. Bir fotosentez yapanlar var. Fotoototroflar bir de kemosentez yapanlar var. Kemoototroflar. Peki ben burada neyi dikkate aldım? Kullandıkları enerji kaynağını dikkate aldım. İnorganik maddelerden organik madde sentezi yaparken ışık enerjisini kullananlara fotoototrof canlılar dedim. İnorganik maddeleri oksitleyerek kimyasal enerjiyi kullanarak madde sentezleyebilen, organik madde üretebilen canlılara ise kemoototrof canlılar ismini veriyoruz. Fotoototrof canlılar tabii ki fotosentez yapacak. Kemo ototrof canlılar ise kemosentez yapan canlılara örnektir. Fotosentez yapan canlılar pek çok alem içerisinde olabiliyor. Mesela bazı bakteriler fotosentez yapabiliyor. Prokaryot hücre yapısına sahipler. Sonra protista alemindeki aslında öglena da fotosentez yapabiliyor. Bu alemdeki aykler de fotosentez yapabiliyor. Bitkiler aleminde bulunan canlılar da fotosentez yaparak kendi besini kendi üretebilir. He, o zaman fotoototrof canlılara baktığım zaman pek çok alemde görebiliyorum. Bunlardan bazı bakteriler zaten prokaryot hücre yapısına sahiptir. Yeşil bitki, alpler ve e, yeşil bitki, alpler ve öglena dediğimiz canlı ökaryot hücre yapısına sahiptir. O zaman fotototrof canlılar prokaryot da olabilir. Hocam ökaryot da olabilir. Prokaryotların zarlı organelleri yoktu. Çok basit yapılı hücrelerdi. Zaten fotosentez içinde çift zarlı kloroplast organeli olmazsa olmazım değil. Klorofil pigmenti olmazsa olmazımdır gençler. Bakteriler sitoplazmalarında bulunan klorofil pigmenti sayesinde fotosentez yapıyor. Bitkilerde mesela kloroplastlarında bulunan klorofil pigmenti sayesinde fotosentez yapıyor. Kemo canlılara baktığımız zaman bazı bakterilerin ve arkelerin kemosentez yaptığını biliyoruz. O yüzden de kemosentez yapan canlıların tamamı prokaryot hücre yapısına sahiptir diyebiliriz. Prokaryot ve ökaryot fotosentez yapanlar varmış. Önemli kemosentez yapanların tamamı prokaryot hücre yapısına sahipmiş. Unutmuyorsun önemli. İster fotosentez olsun ister kemosentez olsun üretici canlılar inorganik organik maddeleri organik maddelere dönüştürürken mutlaka bir karbon kaynağına ihtiyaç duyar. Karbon kaynağı olarak da ikisi de atmosferde bulunan karbondioksiti kullanır. O zaman şunu söyleyebilirim. Üretici canlılar atmosferde bulunan karbondioksitin azalmasını sağlar. Üretici canlılar atmosferdeki e, karbondioksiti azaltır. Hava kirliliğini önlemek için önemlidir. Hava kirliliğini e, azaltmayı sağlar diyebiliriz. Buradan da geçiyorum tüketici dediğimiz heterotrof beslenme özelliğine sahip canlılara. Heterotrof canlılarda tabii ki üretici canlıları yiyecekler. Üretici canlıları yiyerek kendi besin ihtiyacını karşılamış olacaklar. Ne yaptık bunları heterotroflar olarak gruplandırdık. Holozoik beslenenler var, ayrıştırıcılar var. Aslında neymiş bu sene öğrenmeyeceğim ama seneye sene öğreneceğim. Simbiyotik yaşayanlar diye bir üçüncü grubumuz da var. Ama bu bu seneki ekoloji konusu değil. 11. sınıf ekoloji konusunun içerisinde yer alacak. Holozoik beslenmek ne demek? Besinlerini katı parçalar halinde almak anlamına geliyor gençler besinlerini katı parçalar halinde alan canlıları da otçul, etçil ve hepçil olmak üzere 3'e ayıracağız. Ben nasıl kodluyorum? Aklımda kolay kalsın diye tamamıyla uydurmasyon. Otçul canlılar otlar her yerde. O zaman her bir varlar otçul beslenme özelliğine sahip. Yine uydurmasyon. Karnivorlar neymiş etçiller etçillerin et yiyebilmeleri için karınlarının çok büyük olması lazım karnivorlar etçillerdir omnivorlar hepçiller omni e, torenksler var diye gençler her şeye dönüşebiliyorlar onlar her şeyi yiyebiliyor hepçil canlılardır diyeceğiz. Otçul her word dediğimiz zaman bitkisel kökenli besinlerle beslenen canlılardan bahsediyoruz. Yani doğrudan üretici canlılarla beslenecekler. Kimden bahsediyoruz? Fix örnekler karşımıza çıkar, bileceğimiz şeyleri sorar. Koyun, keçi, inek, fil, geyik gibi canlılar otçul beslenme özelliğine sahiptir. Sadece bitkisel kökenli besinleri tüketiyorlar. Etçil canlılar, karnivorlar dediğimiz zamanda sadece hayvansal kökenli besinlerle besleniyorlar. Mesela aslan, mesela kurt, mesela örümcek, mesela akbaba, mesela kaplan gibi canlılar etçil, karnivor beslenme özelliğine sahiptir. Omnivorlar ise hem bitkisel kökenli hem hayvansal kökenli besinlerle beslenebilen canlılardır. Ayı ve insanı örnek olarak verebiliyoruz. Veya tavukları düşündüğün zaman ne yapıyorlar? Gidiyorlar bıda bıda solucanları yakalıyorlar, yiyorlar. Yani etle beslendi. Ama ben gidiyorum tavuklara buğday atıyorum. Buğdayı da yiyorlar. Hem de neyle beslenmiş oldu? Otla bitkiyle beslenmiş oldu mesela tavuklar da hepçil canlılara örnektir gençler dediğim gibi her canlının nasıl beslendiğinizi bilmenizi beklemez çok e, bilinen örnekler üzerinden soru gelecektir mesela yazılıda şöyle bir soru sorar holozoik beslenmeyi açıklayarak holozoik beslenen canlılara örnekler veriniz, kısaca açıklayınız diyebilir. Besinlerini katı parçalar halinde alan canlılar holozoik beslenme özelliğine sahiptir. Holozoik beslenen canlıları da otçul herbivorlar, etçil karnivorlar, hepçil omnivorlar diye üçe ayırıyoruz ve birer tane de örnek isteyebilir okul yazılısında. Otçulların sindirim sistemi etçilerden daha uzun çünkü otları sindirebilmek için gerekli olan işlemler bir tık daha fazla. O yüzden de otçularda sindirim sistemi etçilerden daha uzun oluyor. E, diş yapıları da ona göre farklılaşıyor. Mesela etçil beslenen bir canlıyı düşündüğün zaman o canlıda köpek dişi gibi dişler çok daha gelişmiş bir yapıya sahip. Ama otçul beslenme özelliğine sahip canlılarda, kesici dişler, öğütücü dişler çok daha gelişmiş bir yapıya sahip e bizim gibi canlılarda hepsinde gelişim söz konusu. Geldim, ayrıştırıcı canlılar dediğimiz canlılara ayrıştırıcı canlılar bir kere kimler olabiliyor. Bazı bakteriler ayrıştırıcı canlılara örnektir. Demek ki prokaryot ayrıştırıcı canlılarımız var. Sonra protist aleminde cıvık mantarlar dediğimiz bir grup vardı. Onlar da ayrıştırıcı canlılara örnek. Bir de mantarlar alemindeki bazı mantarlar ayrıştırıcı canlılardı. Demek ki ayrıştırıcılar içinde hem prokaryot olabilir hocam hem ökaryot olabilir diyebiliyoruz gençler ayrıştırıcılara aynı zamanda saprofit canlılar veya çürükçül canlılar ismini de verebiliyoruz. Ne yapacaklar? Dışarıda büyük organik bir atık var. Bir canlı öldü veya bu canlıdan çıkan organik bir atıktan bahsediyoruz. Bu ayrıştırıcı canlılar ortama gelecek, enzimlerini gönderecekler, organik atıkları parçalayıp inorganik maddelere dönüştürecekler haliyle bunlar enzimlerini dışarıya gönderip ayrıştırıcılar parçalama işini gerçekleştiriyor ya bunların sindirim enzimleri gelişmiş olmalı ne yapacaklar dışarıda parçalayacaklar parçaladıkları maddeleri içeriye almış olacaklar ne yapacak? Oluşan inorganik maddeleri de tabii ki dış ortama verecek. Haliyle inorganik maddeler bu canlılar sayesinde ekosistemde tekrar kullanılmış olacak. Mesela aslında organik inorganikle ne demek istiyorum? Beni düşündüğün zaman şuralarım karbonhidrat, yağ, protein, vitamin, nükleik asitten meydana geliyor. Ben öldüğüm zaman beni toprağa gömecekler. Haliyle toprakta organik madde miktarı artmış olacak. Ayrıştırıcı canlılar gelip beni parçalayacak, organik maddeleri neye dönüştürecekler? İnorganik maddelere. Sonra bu topraktaki inorganik maddelerden de üretici canlılar yararlanmış olacak. Mezarlıklar hep çok yeşil alanlardır. Neden? Orada organik madde miktarı fazla ayrıştırıcı faaliyeti fazla, haliyle inorganik madde miktarı da fazla. Yani bitkilerin gelişebilmesi için çok uygun bir ortam demek istiyorum. İnorganik maddeler bu canlılar sayesinde ekosistemdeki üreticilerin tabii ki kullanımına tekrar sunulmuş olacak ayrıştırıcı bir mantar olan istiridya mantarı ve ayrıştırıcı bakteriler bu gruba örnek verilebilir. Dediğim gibi bazı bakteriler bazı mantarlar ve protista alemine dahil olan cıvık mantar ayrıştırıcı canlılara örnekte. Bu canlılar ekosistemdeki tüm canlıların ve beslenme basamaklarının üzerinde de etkilidir diyoruz. Hem üretici hem tüketici canlılar dediğimiz zaman böcek, çil bitki veya sinek kapan bitkisinden bahsediyoruz. Bir de protista aleminde kamçısıyla hareket eden öglenamızdan bahsediyoruz. Ne yapacaklar? İn organik maddelerden organik madde sentezi yapabilecek ama ihtiyacı olduğunda doğadan hazır olarak da alabilecek. Böcek çil bitkilerden biraz bahsedeyim. Bunlar azotça fakir topraklarda yaşıyorlar. Azot ihtiyacını yakaladığı böcekten karşılıyor. Böceği sindirerek azot ondan alınıyor. Yani aslında azot ihtiyacını karşılamak bakımından heterotroftur. Gayet kloroplastları var, fotosentez yapıyor. Kendi besinini kendi sentezlediği için de ototrof beslenme özelliğine sahip. Öglenanın da gayet kariyottur, kloroplastları var. Fotosentez yaparak kendi besini kendi üretebiliyor. Ama fotosentez için uygun koşullar olmazsa, mesela karanlık bir ortamdaysa besin ihtiyacını doğadan hazır olarak da karşılayabiliyor. Gelelim konumuzla ilgili birkaç tane sorumuza gençler. Birkaç tane de soru çözerek kapatalım. Aşağıdaki olaylardan hangisi tüm canlılarda ortak olarak gerçekleşir demiş. İnorganik maddelerden organik madde sentezi hadi oradan. Bunu sadece kimler yapabilir? Ototrof beslenme özelliğine sahip canlılar yapabilir. Polimer yapılı besinleri hücre dışında monomerlerine parçalama e büyük bir şeyi parçalama işini de tüm canlılar yapar diyemeyiz. Kimyasal enerjiyle organik madde üretmek demek kemo sentez yapmak demektir. Bunu yapan canlılarda kemo canlılardır. Organik besinlerden enerji üretme. He, organik besinlerden enerji üretiliyorsa solunum yapılıyordur tüm canlılarda solunum yapmak zorunda. Bazıları oksijenli, bazıları oksijensiz, bazıları ise fermantasyon tepkimelerini gerçekleştirerek ATP ihtiyacını karşılayacak. Ama sonuçta organik besinlerden tüm canlılar enerji üretmiş olacak. Fototrof ve kemototrof canlılarla ilgili bir ven şeması verilmiş ve ne diyor? taralı bölgeyle olaylarından hangileri yazılabilir? E aslında soru diyor ki fotoototrof ve kemoototroflarda ortak olanları işaretle hangileri ortaktır diyor. organik maddelerden organik madde sentezleme bu ototrofun tanımıdır. Fotoototrof için de aynı şey geçerli. Kemoototrof için de tabii ki aynı şey geçerli olacak. O zaman bunu yazabiliriz ışık enerjisini kullanma. Işık enerjisine foto kullanabilir. O yüzden de fotosentez sadece gündüz ışık varlığında gerçekleşiyor. Ama kemosentez için böyle bir şey söylememiz mümkün değil. Kemosentez gece gündüz gerçekleşebilir gençler. Eskiden diyorlarmış ki okyanusun bu kadar bilmem ne metre derinliğinde ışık mı ulaşıyor? Orada canlı yaşamaz çünkü besin zincirleri kurulmuyor. Veya mağaraların bilmem ne kadar derinliklerinde canlı yaşamaz. Buralarda canlılar bulunmaz diyorlarmış. Yapılan çalışmalar gösterdi ki o ışık ulaşmayan yerlerde kemosentez yapan canlılar besin zincirlerinin oluşmasını sağlayabiliyor. Karbon kaynağı olarak karbondioksit kullanma bu çok önemli. Ünitenin devamında güncel çevre sorunlarını öğreneceğiz gençler. Güncel çevre sorunlarında hava kirliliğini hava kirliliğinden bahsederken ne diyeceğiz? Ototrof canlılar atmosferdeki karbondioksiti alır, atmosfere iyi gelir. Yani üçü de tabii ki ortak alana yazabilirim. Atmosfere oksijen verme, kemosentezde böyle bir durum söz konusu değil ama bitkilerin yaptığı fotosentezde Atmosfere oksijen gazı veriliyor gençler. Hangileri yazılabilirin? Cevabı tabii ki 1 ve 3 şeklinde oldu. Geldim diğer bir soruma. Üretici canlıların tümü için özelliklerinden kaç tanesi kesinlikle ortaktır diyor. Üretici canlıları düşünüyorum bir kere. Bazı bakteriler fotosentez yapıyor. Bazı arkeler, bakteriler kemosentez yapıyor. O zaman bazı bakteriler üreticidir, bazı arkeler üretici canlılardır. Devam ediyorum. Protist alemindeki alkler öglena tabii ki üretici canlılardı. O zaman protist aleminde de bazı protistler diyebildim. Sonra mantarların tamamı heterotrof hücre yapısına sahip daha doğrusu beslenme şekline sahip onlar kendi besini kendi üretmiyor. Ama bitkiler alemindeki canlılar fotosentez yaparak kendi besini kendi üretiyor. Hayvanlar alemindeki canlılar da fotosentez yapmaz heterotroftur unutmayın. Ökaryot olma dediğimiz zaman bazı bakteri ve arkeler fotosentez, kemosentez yapıyor, üretici olabiliyor dedik ya bunlar prokaryottur. O zaman ökaryot olmayı ortak olarak alamam. Klorofil bulundurma, kemosentez yapanların klorofile ihtiyacı yok ki kemosentez yapanlar kimyasal enerjiyi kullanıyor. Prokaryot olma yok, ökaryot olan üretici canlılar da var. Karbondioksit özümlemesi yapmayı tabii ki alacağım gençler. Kaç tanesi diyormuş. Çok hücreli olma. Tek hücreli olan üreticilerde var. Kaç tanesi kesinlikle ortağın cevabı yalnız bir olacak. Çünkü karbondioksit özümlemesi haricinde tamamıyla ortak olan bir de kesinlikle sorusu bulamadık. Devam ediyorum diğer bir sorumla. Heterotrof canlılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle ortaktır diyor. Çok hücreli ökaryot canlılardır. Yo. Tek hücreli prokaryot heterotrof canlılar da var. Nasıl ki bazı bakteriler ototroftur diyorsam kalan bazı bakteriler de tabii ki heterotrof beslenme özelliğine sahip olacak. Sadece hücre içi sindirim yapar. Yo. Niye hücre dışı sindirim yapamasın ki? Sadece kelimesi zaten biyolojide bizi bir işkillendiren kelime olmalı. Otçul, etçil veya hepçil olarak beslenirler. Ayrıştırıcılar da var. Ayrıştırıcılar da heterotroftur. Tek hücreli prokaryot canlılardır. Yo, çok hücreli ökaryot da olabilir. Karbon ihtiyaçlarını organik besinlerden karşılarlar. Bu doğru ne yapacak? Üretici canlılar atmosferden karbondioksit alacak, bunu besinin yapısına katacak. Sonra ben gidip o besini kullanacağım, besinin yapısındaki karbonu yapıma katmış olacağım. Cevabımız E'ye düşmüş oldu. Çürükçül beslenen canlılar için ifadelerinden hangileri söylenebilir? Çürükçül ayrıştırıcı saprofit bunlar aynı anlama geliyorlar unutmayın. Hücre dışı sindirim yaparlar. Evet, enzimlerini dışarıya gönderecek, organik molekülleri parçalayacak, kendisi için gerekli olanları alacak. Sindirim enzimlerini dışarıya gönderip büyük molekülleri parçaladığı için tabii ki sindirim enzimleri gelişmiştir diyebiliriz. Tamamı tek hücreli. Hadi oradan. Bir kere bazı mantarlar da ayrıştırıcı çürükçül canlılar. Tamamı tek hücrelidir diyemem. O canlılar çok hücreli. Bir kısmı zarlı organel bulundurur. E bunu alabilirim. Mantarlar ökaryot hücre yapısına sahiptir. Tabii ki zarlı organelleri bulunacak. O zaman cevabımızda ne oldu? 1, 2 ve 4 şeklinde oldu. Geldim diğer bir soruma. X canlısının organik atıkları inorganik maddelere parçaladığı bilinmektedir. Y canlısının da ortamda sadece bitkisel besinleri alarak hayatına devam ettiği bilinmektedir. Şimdi X canlısı organik atıkları inorganiklere çevirdiğine göre bu bir kere ayrıştırıcı beslenme özelliğine sahip bir canlıymış. Y canlısı da sadece bitkisel besinlerle beslendiğine göre Y canlısı da ot çul beslenme özelliğine sahip aslında her bir vor dediğimiz canlılara örnek. X ve Y canlılarında hangileri ortak olabilir diyor. Zarlı organel bulundurma ayrıştırıcı canlı prokaryotta, ökaryotta olabilir. Ökaryotsa tabii ki zarlı organelleri bulunacak. Otçul canlılar da ökaryot hücre yapısına sahiptir. Zarlı organel bulundurma ortak olabilir. Çok hücreli olma ayrıştırıcıların bazıları çok hücrelidir. Otçul canlılar da tabii ki çok hücreli olacak. O zaman tabii ki olabilir. Işık enerjisini kullanma. Bir kere ikisi de ışık enerjisini kullanmıyor ki. Cevabımız ne oldu? 1 ve 2 oldu. Gençler hemen son sorumuza da geçiyorum. Böcekçil bir bitki ve öglena için neydi bunlar? Hem ototrof hem heterotrof beslenme özelliklerine sahipti hangileri ortaktır diye soruyor. İnorganik madde ihtiyacını bulunduğu ortamdan karşılama, bu ikisini yazmasına gerek yok. İnorganik maddeler doğadan tüm canlıların hazır olarak aldığı maddelerdir. Herkes bulunduğu ortamdan karşılıyor zaten. Dış ortamdan aldığı besinden enerji ihtiyacını karşılama, bir kere bunlar kendi besinlerini kendileri üretebiliyorlar gitti. Kloroplast organeli bulundurma ikisi de ökaryot hücre yapısına sahip biri protist aleminde biri bitkiler aleminde ikisinde de tabii ki kloroplast organeli bulunacak. Işık varlığında karbondioksit özümlemesi yapma demek aslında karbondioksit yapıya katma fotosentez yapma demektir. İkisi de kloroplast e, bulundurup ışık varlığında karbondioksit özümlemesi yapabilecek gençler. O yüzden de cevabımız 1 3 ve 4 oldu. Son sorumuz demiştim ama bir tane daha sorumuz varmış. Hemen bakıyorum. Hayvansal besinlerle beslenir. Bir kere hayvansal besinlerle beslendiğine göre etçil beslenme özelliğine sahip et yiyenlerin karnı büyük. O zaman karnivorlar olacak. 2'nin nereye gitmesi lazım? A'ya. Bağırsakları diğer canlılara göre uzunsa otçul beslenme özelliğine sahiptir. Otçul ne demek ne, Otçul demek ne demekti? Ot her yerde her bir vorlar otçul beslenme özelliğine sahipti. Ayı, fare, maymun bu grupta yer alan canlıları örnektir. Onlar da tabii ki omnivor dediğimiz canlılar oluyorlardı. O zaman birin B'ye gitmesi lazım. ikinin de A'ya gitmesi lazım. 1, B, 2, A, 3'ün de C'de olduğu seçeneğimiz B oldu. Geldim konumuzun sonuna aslında özetliyoruz. Gençler beslenme şekillerine göre canlıları üretici yani ototroflar, tüketiciler yani heterotroflar hem üretici hem tüketiciler olmak üzere kaça ayırdık? 3'e. Üretici canlılara baktığımız zaman besin sentez sırasında kullandıkları enerji kaynağına göre Fotoototrof ve kemoototrof olmak üzere biz bunları ikiye ayırdık. Fotoototroflar ışık enerjisini kullanarak fotosentez yapıyor. Kemoototroflar ise kimyasal enerjiyi kullanarak kemosentez yapıyorlardı. Tüketici canlıları, holozoik beslenenler ve ayrıştırıcılar olmak üzere bu sene ikiye ayırdık. Seneye simbiyotik yaşayanlardan da bahsedeceğiz. Ot, çullar, herbivorlar, etçiller, karnivorlar, hepçiller ise omnivorlardır. Saprofit, çürükçül, ayrıştırıcı dediğimiz canlılar ise organik atıkları inorganik maddelere parçalayabiliyor. Bazı bakteri ve mantarlar ayrıştırıcı canlılara örnektir. Böcekçil bitkiler ve öglena da hem üretici hem tüketici beslenme özelliğine sahip canlılardı gençler. Böylelikle canlılardaki beslenme şekillerini de bitirmiş olduk. Hemen ödüllü soruyu gösteriyorum. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum gençler. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.